Arkadaşlar, ikinci videomuzda sizlerle karşınızdayız. Bu videoda Anadolu Selçuklu Devleti ve Türk İslam Devletleri ile ilgili bilgileri yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar. Anadolu Selçuklularında dini, sosyal, kültürel etkinliği bir arada verilmesini sağlayan mimari yapılara külliye denirdi arkadaşlar. Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar da birçok hizmeti bir arada vermek için inşa edilen külliyelerin ana yapısı neydi arkadaşlar? Camidir. Yani külliye dini, sosyal, kültürel etkinliği bir arada verilmesini sağlayan mimari yapılardı. Bunları ana yapısı ise camidir arkadaşlar. Öğrenimin vakıflar sayesinde ücretsiz olarak sürdürülmesi ve İslam dünyasına yayılması Selçuklular döneminde gerçekleşmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar, vakıfların varlığı ise sosyal devlet anlayışının olduğunun kanıtıdır arkadaşlar. Anadolu Selçukluları kervansaraylar ve loncalar ile üretim ve ticaret hayatını düzenlemeyi ve geliştirmeyi amaçlamışlardır arkadaşlar. Türkler tarihte pek çok devlet kurmuşlardır. Bu devletler belirli zaman sonra yıkılmışlardır. Büyük Selçukluların yıkılma nedenlerinden en önemlisi ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşılmasıdır arkadaşlar. Bu çoğu Türk devletlerinde ortaktır arkadaşlar. Anadolu Selçuklularında yer alan mimari yapılardan kervansaray ve bedesten doğrudan ticari faaliyetlerle ilgilidir arkadaşlar. Kervansaray ve bedesteni görünce direkt aklınıza ticari faaliyetler gelsin arkadaşlar. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan Türk beylikleri, Artuklular, Saltuklular, Danişmentler, Mengücekliler ve bir de Çaka Beyliği vardı. Çaka Beyliği İzmir tarafında kurulmuştur. Karahanlılar İslamiyet'i kabul ettikten sonra ülkeyi eski Türk geleneklerine göre Doğu Batı olarak ikiye ayırmışlardır. Bu durum neyin kanıtıdır arkadaşlar? Geleneklere bağlılığın devam ettiğinin göstergesidir arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Çıkma ihtimali yüksek olan bir sorudur arkadaşlar. Edirne ilinde Anadolu Selçuklu Devleti'nden kalma eser bulunmaz. Nedeni Edirne ilinde Osmanlı Devleti'nden sonra Türkler Edirne tarafına geçmiştir. Yani Anadolu Selçuklu Devleti'nden kalma eser Edirne tarafından yok. Bu eserlerle ilgili hani pek çok bir sürü eser var. Eserlerin kodlamasını yapmıştık arkadaşlar. Yukarı şu kısma videoyu eklerim. Oradan izlersiniz arkadaşlar. Çok hani aklınızda kalır arkadaşlar. Anadolu Selçukluları tarafından Karadeniz'de Sinop, Akdeniz'de Alanya alındıktan sonra tersaneler kurulmuştur. Bu uygulamanın temel amacı öncelikle deniz ticaretini geliştirmektir arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti'nde 1. Mesut zamanında ilk kez basılan para bakır, 2. Kılıç Arslan zamanında basılan para gümüş, 13. yüzyılda basılan para ise altındır. Bu duruma dayanılarak Anadolu Selçuklu Devleti ekonomik ve siyasal gücü giderek artmıştır arkadaşlar. Bu yargılara varırız. Selçuklularda resmi yazışmalarda Farsça, medreselerde eğitim dili Arapça, halk ve ordu kesimi ise Türkçe konuşuyordu. Bu durum Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur? Türk dilindeki gelişmenin yavaşlamasını arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Çıkma ihtimali yüksek bir sorudur arkadaşlar. Anadolu Selçukluların Anadolu'nun imarına özen göstererek özellikle yollar, hanlar, kervansaraylar ve karakollar yapmalarının amacı ticareti geliştirmek ve güvence altına almaktır. Bakın arkadaşlar, kervansaraylar yapıp karakollar yapıyorlar arkadaşlar. Hem ticareti geliştirip hem güvence altına almaya çalışıyorlar.
Türk İslam uygarlığında resim ve heykelciliğin yasaklanması, oymacılık, kakmacılık ve nakkaşlık gibi süsleme sanatlarının gelişmesini engellemiştir arkadaşlar. Şimdi savaşlara gelelim arkadaşlar. Önemli savaşlara gelelim. Talas Savaşı 751 yılında yapıldı. Türk ve İslam orduları ile Çin ordusu arasında yapılan meydan savaşıdır. Bu savaşın en önemli sonuçları Araplarla Türklerin arasındaki düşmanlık azalmış. İkinci, Çin'in batıya doğru ilerleyişi durmuştur arkadaşlar Talas Savaşı ile. Dandanakan Savaşı 1040 yılında yapıldı. Selçuklular ile Gazneliler arasında yapılan Selçukluların başarısıyla sonuçlanan savaştır. Dandanakan Savaşı. Dandanakan Savaşı iki Türk devleti arasında yapılmıştır. Bu savaş Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluşuna temel olmuştur arkadaşlar. Malazgirt Savaşı 1071 yılında Türklere Anadolu'yu kazandıran Selçuklu ve Bizans Savaşı'dır. 1071 yılında yapılmıştır. Malazgirt Savaşı Haçlı Seferlerinin temel nedenidir arkadaşlar. Miryo-Kefalon Savaşı 1174 yılında Anadolu Selçukluları ile Bizans arasında yapılan savaştır. Miryo-Kefalon Savaşı Selçuk ve Bizans tarihinin dönüm noktalarından biridir. Türklerin Malazgirt Savaşı'ndan sonra Bizans İmparatorluğu'na karşı kazandıkları ikinci savaştır. Bizans Anadolu'da üstünlüğü kaybetmiştir arkadaşlar. Köse Dağı Savaşı'na geldiğimizde 1241 yılında Anadolu Selçuklularının Moğollara yenilmesiyle sonuçlanan ve 1 Temmuz 1243 tarihinde meydana gelen savaştır. Türk İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası teşkil eden bu savaş Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasına sebep olmuştur arkadaşlar. Türk denizciliğinin Anadolu Selçukluları dönemine kadar gelişmemesinde başlıca etken ülke topraklarının coğrafi konumudur arkadaşlar. İlk defa Anadolu Selçukluları ile birlikte denize kıyımız oldu. Bu nedenle denizcilik faaliyetleri Anadolu Selçukluları döneminde başlamıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.